bir soru sorsam salona. Kıbrıs kaç yılında Türklerin eline geçti? Ortak cevap 1571 yılında Kıbrıs Türk Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi ve ondan sonra Türk yurdu oldu deriz. Peki Anadolu ne zaman Türk yurdu oldu diye soruyu farklılaştırırsam ortak cevap 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu Türk vatanı oldu deriz. Halbuki gerçekler bu değil değerli arkadaşlar. Biraz sonra değerli konuşmacımız bazı gerçekleri bizimle paylaşacak. Biz 2021 yılında Kıbrıs'ın fethinin 450. yılında burada Antalya'da Türk Hoca Akdeniz Üniversitesi ile birlikte bir sempozyum gerçekleştirdik. Kıbrıs Sempozyumu. Turgay Bey orada da bir bildiri sunmuştu. Onun için ne söyleyeceğini az çok tahmin edebiliyorum. Şimdi milattan önce bin yıllardaki Türk izlerinden bahsedecek. Yani o Türk izi, Türk varlığı demek ki Kıbrıs'ın milattan önceki döneme ait döneminde de orada Türklerin elinde olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Zaten Anadolu için bazı şeyleri söylemeye gerek yok. Burası Büyük Önder Atatürk'ün de dediği gibi 5000 yıllık bir Türk yurdu, Türk beşiği Anadolu. Ama maalesef tarih öğretim metodunda deriz ki işte Anadolu 1071'de Türkler tarafından fethedildi ve burası Türk vatanı oldu. Halbuki 1071 Oğuz Türklerinin Anadolu'ya gelişleridir diyelim arkadaşlar. Yani öncesinde de Anadolu bir Türk yurdu idi. Evet, fazla vaktimizi almadan ben Turgay Gülüm hocamı mikrofona davet edeyim. Hoş geldin hocam. Hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi ilk şeyden başlayalım. Evet, size şimdi sunacağım bütün bilgiler bir yere kadar da onu da söyleyeceğim. Tamamen bilimsel platformlarda, sempozyumlarda, hakemli yayınlarda yayınlanmış bilim camiasında Türkiye'de yerini almıştır. Şimdi bu Kıbrıs'la ilgili vereceğim genel bilgilerde yararlandığım eser Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tarih Anabilim Dalı'nda Eski Çağ Tarihi de Ahmet Gözlü hocamızın doktora tezi. Şimdi kendisi doçenttir. Çankırı Üniversitesi'ndedir. Ve 2011 yılında bu doçentlik tezini yapmıştır. Şimdi Ahmet Gözlü hocamız diyor ki 2012 yılında basılan tezinde erken demir çağı Kıbrıs'ında yani milattan önce 1050 ile 395 arası erken demir çağı Kıbrıs oluyor. Farklı bir yazı ortaya çıkar ve yaygın olarak kullanılır. Bu yazının ismi Kıbrıs hece yazısı. İngilizce olarak Cyprosyllabic diye geçiyor literatür yazısıdır. Her biri bir heceyi belirleyen ve genelde sağdan sola yazılan, yani soldan sağa değil, sağdan sola yazılan bizim Orhun yazıtları gibi. Etiyop-Kıbrıt dilini. Şimdi Etiyop-Kıbrıt şu anlama geliyor, yerel dil. Yani oranın yerel halkının, Kıbrıs halkının dili. Etiyop-Kıbrıt şeyde geçiyor, literatürde böyle geçiyor. Yani şu iki kelimeyi İngilizce olarak Google'da arattırdığınız zaman bu anlattığım konularla ilgili bilgilerin İngilizcesi ve tabii ki benim bilgilerim değil, bugüne kadar işte Yunanlıların, Batılıların yaptığı çalışmaları görebilirsiniz.
Etiyop Kibriyet dilini temsil etmekte kullanılan bir yazıdır. Etiyop Kibriyot, yani Kıbrıs yerel halkının dili, bilinmeyen bir dildir. Ve henüz yazısı çözülmemiştir. Yani orada bir yazı var. Demir çağında, M.Ö. 1050'de bu yazının ne dili biliniyor ne de okunabiliyor. Kaç yılında demiş bunu? 2012'de. Tabii üzerinde bir takım çalışmalar var Yunanlıların kendilerine mal etmek için. İşte bir takım ses uyduruyorlar falan, bir acayip acayip şey var. Bunu da anlatacağım, göstereceğim. Milattan önce 2. yüzyılın sonuna doğru, yani milattan önce 1000'de başlıyor, milattan önce 2. yüzyılın sonlarına doğru Kıbrıs hece yazısı etkisini yitirerek Yunanca, Helenistik ve Roman yapıyor. Yani yaklaşık 650 sene, yani 650 sene bu yazı Kıbrıs'ta kullanılıyor, yerel halkın dili olarak kabul edilen bir dili, yazısı olarak kullanılıyor ve okunamıyor. Şimdi Kıbrıs Kıbrıs'taki hakimiyetlere bakarsak, yani Mısır, yani milattan önce 1450'den önce bir hani devlet veya bir gücün hakimiyeti bilinmiyor. Milattan önce işte 1450'de önce Mısır hakimiyeti var. 130 yıl Mısır hakimiyeti var. Mısırlılar sadece ticaret gemilerini, işte lojistik desteği ve tamir, bakım, onarım için ve ticaret ürünlerinin geçici depolanması için lojistik amaçlı kullanılıyor. Sonra Hitit hakimiyeti başlıyor. Hititlerin geliş amacı farklı. Hititler bakırı almaya geliyor. Milattan önce 1350'de. Çünkü o dönem daha henüz demir çağı yok. Bakır, Türk çağındayız. Ve Hititlerin gelmesi Kıbrıs'taki bakırı alıp Anadolu'ya götürüp Anadolu'dan çıkan kalayla birleştirip şey yapmak, Türk yapmak, silahlar yapmak amacıyla. Sonra Hititler zayıflayınca Mısır tekrar hakim oluyor. Çünkü Mısır da Tunç yapmayı öğreniyor. Daha güçlü şeylerle tekrar geliyor ve 200 yıl gene Mısır'ın hakimiyetinde kalıyor. Ama şu bölümde, yani buraya kadar olan bölümde Mısır'a bir nüfus hareketi yok. Yani gerek Hititler, gerek Mısırlılar oraya sadece hani güvenliği sağlamak için askeri personel, onların aileleri, işte Mısırlılar gemicilikle ilgili tamir, bakım, onarım yapar ve tüccarlar işte onları getiriyorlar. Yani bir nüfus göçü söz konusu değil. Hititler de öyle. Hititler de sadece güvenliği sağlamak için askeri personeli, onların ailelerini ve işte bakır madenini çıkartacak, işleyecek, ham maddeyi çıkartacak ekibi getiriyor. Yani gene Anadolu'da, yani Hititlerin bir nüfus göçü söz konusu değil Kıbrıs'a. Sonra M.Ö. 1000, evet, Fenike hakimiyeti söz konusu. 1000'de başlıyor Fenike hakimiyeti ve 300 sene sürüyor. İşte bu bahsettiğimiz yazı da bu dönem ortaya çıkıyor. Fenikeliler demir silahlarla geliyor. Demiri keşfetmişler. Milattan önce 1000'de demir silahlarla geliyorlar. Tabii karşılarında ne Mısır ne başka bir güç, Tunç devrini yaşadıkları için Tunç silahlarla dayanamıyorlar ve Fenikeliler 1000'den 799'a kadar Fenike hakimiyeti sürüyor. Fenike hakimiyetinde nüfus göçü. Çünkü Fenikeliler koloni kuruyorlar. Yani gençleri gemilerle getiriyorlar ve orada
şehirler kuruyorlar, yerleşmek amacıyla geliyorlar. Ve yazı da onlarla birlikte ortaya çıkıyor. Yani binden önce yazı, bu dediğim yazı yok. Başka yazılar var ama bu yazı yok. Sonra Fenikelileri zayıflayınca Asur hakimiyeti başlıyor ama şöyle vasallık şeklinde, yani Fenike şehirleri devam ediyor. Fenike'nin şehir kralları veya işte beyleri devam ediyor. Halk devam ediyor, yazı devam ediyor. Sadece Asur'a vergi veriyorlar ve istedikleri işte bir takım malzemeleri veriyorlar. Asur'dan da, yani Suriye'den de bir nüfus hareketi yok. Sonra Asur zayıflıyor, Mısır tekrar hakimiyet kuruyor 43 yıl. Ama tabii bu hakimiyette gene nüfus şey yok, sadece Fenikeliler kurdukları o Kıbrıs'taki şehirlerinde devam ediyorlar yaşamasılarında. Yazı da devam ediyor. Sadece Mısır'a işte vergi veriyorlar. Ham madde vesaire veriyorlar. Gerektiğinde de şey yapıyor. Sonra Pers hakimiyeti başlıyor. Yani Mısır'da zayıflıyor. Persler güçleniyor. Pers hakimiyeti başlıyor. 192 yılda Perslere vasal oluyorlar. Ama gene yani İran'dan veya ne bileyim başka bir bölgeden nüfus hareketi yok. Yani Fenikelilerinde gelen nüfus, yazı, uygarlık, Kıbrıs'ta Pers hakimiyeti bitinceye kadar, Makedonyalı İskender gelinceye kadar devam ediyor. Makedonyalı İskender gelince bu yazı da yok olur. Milattan önce 333 yıl. Yani bu yazı milattan önce 1000'den 333'e kadar yaklaşık 650 sene Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın her tarafında, belli bir lokasyonu değil de her tarafında kullanılıyor. Evet. Kıbrıs Demir Çağı damgaları dediğimiz damgaları şu şekilde standart bir tablo haline getirmişler. Gördüğünüz gibi damgalar bu şekilde. Bir takım ses değerleri vermişler ama bunlar neye göre verdiler bilinmiyor. Yani bunları daha çok doğrusu şöyle söyleyeyim, Girit Minos uygarlığının yazıtlarında okuduklarını da iddia ediyorlar ki onlar da okumuş değil doğru düzgün. Oradaki ses değerlerine benzetme yapıp veriyorlar. Bu da bizim Göktürk Orhun damgaları ve ses değerleri. Şimdi burada Orhun şekilleri, Orhun'daki başka şekiller, Yeniseydeki şekiller, ses değerleri ve diğer şeyler. Her damga bir heceye tekabül ediyor. Yani bir sese değil. Yani örneğin şu damga ay ve ya olarak okunabiliyor. Hece olarak. Evet. Şimdi benim yaptığım çalışmada, incelemede, Kıbrıs'taki yazıtlarda birebir aynı olan semboller 19 tane. Şu üstteki sembollerin tümü hem Orhun'da, Yenisey'de var hem Kıbrıs'ta. Aynen. Hiçbir fark olmadan bu şekilde. Kıbrıs'ta ayrıca şu şekilde gene bunlardan türetilmiş. Mesela okun altına bir çizgi çekmiş veya altını kıvırmış veya sola kıvırmış, sağa kıvırmış veya işte ne bileyim altına çizgi çekmiş. Şu damgayı işte şu şekle getirmiş. Daha kolayına geldiği için gibi. Mesela bunun da sağına, soluna, altına, üstüne çeşitli çizgiler ve noktalar ve işaretler koyarak kullanmışlar Kıbrıs'ta. Bunu da gördüğünüz gibi kullanmışlar. Şu bizim zaten Göktürk damgası, bu da Göktürk damgası. Göktürk dediğimiz damga. Evet.
Çok ilginç bir şeyi anmadan geçemeyeceğim. Ben bu Kıbrıs hece yazısının varlığını 2019 yılında öğrendim. 65 yaşındayım. Yani yaklaşık 4-5 sene önce öğrendim. Ama Atatürk, Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs hece yazısının varlığından 1932'de haberdarıydı. Ve bu yazının Türkçe olabileceğini düşünüyordu. Kaynak isteyene onu da verelim. Evet. Ege uygarlığının kökenine genel bir bakış diye Atatürk'ün bütün eserleri cilt 25 sayfa bu. Kaynak yayınları 1998 basın. Diyor ki Atatürk bunu kafadan dağıtıyor. Bakın o dönemin bilim adamı olan Münih Üniversitesi Profesörü Hommel'in satırlarını eserinden alıntı yapıyor. Hommel diyor ki, Münih Üniversitesi'nin profesörü, Minos Sarayı'nda keşfedilen yüzlerce toprak kitabı tamamen eti, yani Hitit, Atatürk'ün döneminde eti deniyordu, yazısı tarzındadır. Bunlar Girit dilinin abideleri olmak gerekir. Girit yazısından çıkma olan Kıbrıs hece yazısı da buraya aittir. Girit'te bulunan kitabelerdeki yazı ile bilhassa çift ağızlı balta işareti filan Elam yazısı arasında da bir benzerlik tespit edilmiştir diye yazıyor. Atatürk'ün üzerine şöyle bir yorum yapıyor. Bu uygarlığı kuranların Avrupa'dan gelmediklerinde ve Sami olmadıklarında en tanınmış bilim adamları mutabıktır. O halde bunlar Orta Asya'dan gelen Türklerden başka kimler olabilir diyor. Evet. 1900 yıllar önce Atatürk kafadan atmıyor. O dönemin profesörlerinin Alman bilim adamlarının çalışmalarını referans göstererek söylüyor. Şimdi Kıbrıs hece yazısıyla Göktürk hece yazısının ortak yönleri de var. Yani sadece damgalar ortak değil. Her iki yazı da hece yazısıdır. Bir kere ses yazısı değil. Bugün kullandığımız Türk alfabesi ses yazısıdır. Yani her sembol bir sese tekabül ederken Göktürk ve Kıbrıs hece yazısı heceye tekabül etmektedir. Her iki yazıda da sesli harfler bazı kurallar dışında yazılmaz. Yani sesli harfler arada yazılmıyor. Onun kuralları var. Hiç yani teknik bir konu olduğu için girmek istemiyorum. Her iki yazı da runik yazı karakterindedir. Buna literatürde bu yazılara runik yazı deniyor. Her iki yazıda da kelime ayıracı olarak nokta kullanılmıştır. Yani kelimelerin arasında Göktürklerde nokta kullanmış, Kıbrıs'ta da nokta kullanılmış. Ama Kıbrıs'ta tek nokta kullanılmış, Göktürkler iki nokta kullanmış. Çünkü tek nokta kayboluyor. Kaybolduğu zaman hani kaybolmasın diye iki nokta demişler. Yani biri kaybolursa biri dursun diye. Ama Kıbrıslar tek nokta kullanıyor. Kıbrıslar da şöyle yapmışlar. Bazı yerlerde kısa çizgi yapmışlar. Yani nokta yerine kısa çizgi kullanmışlar. Kolay yok olmasın diye. Evet, her iki yazı da sağdan sola yazılmıştır. Yunan yazısı soldan sağa yazılmıştır. Yani Yunanca arkaik Yunan yazısı da soldan sağdır. Tabii neyse, geri gelince onu da söyleyeyim. Şimdi Kıbrıs hece yazısı, Göktürk hece yazısından 900 yıl eskidir. Yani Orhun Yenise yazıtlarımızdan 900 yıl önceki yazıdır bunun. Coğrafya farklı ve uzaktır. İşte sembollerin bir kısmı birebir aynı değildir. Farklı semboller de var. Onun yazılarında hem semboller sadeleştirilmiş hem de yazım kuralları basitleştirilmiştir. Kelime ayıracının tek nokta ve kısa çizgi olması bazı karşılarında iki nokta kullanılmıştır. Evet. Geçiyorum. Şimdi benim bütün bu çalışmalarım Fransız arkeolog Oliver Masson isimli kişinin
özel izinle British Museum'da ki efendime söyleyeyim Amerika'daki Metropolitan Müzesi'ndeki ve İsveç'teki Akdeniz Antikaları Müzesi'ndeki Kıbrıs Demir Çağı'na ait yazıların sadece bu tip yazıları incelemiş, özel izin almış, müzeye girmiş, müze depolarına girmiş. Fakat ona herhalde fotoğraf çekmesine izin vermemişler. O da çizim yapmış, elle, kalemle çizimler yapmış. Birazdan göreceğiz. İşte bu kitaptan aldık. Bu kitabı 1983'te basılmış. Önce Yunanistan'da basılıyor, daha sonra Fransa'da da Paris Edition diye Fransa'da da basılıyor. İsmi işte Kıbrıs Hece Yazıları Kritik ve Yorumlama diye. Şimdi işin hikayesine gelince 2019 yılında bir e-posta aldım. Kıbrıs'taki Türkolog, doçent, bir hocamız dedi ki Turgay Bey, Kıbrıs'ta bir takım yazılar var. Bunu ben birçok hocaya gönderdim Türkiye'de ve Türk devletlerindeki yani Türkolog hocalarımıza gönderdim. Ama bir olumlu bir cevap alamadım. Bir de siz bakar mısınız? Bu yazıyı okunabiliyor mu Göktürk yazısıyla diye bana önce şunu gönder, şu resmi gönder. Burada bir sürahi var, seramikten, kilden yapılmış ve üzerinde de şöyle bir yazı var. O yazı da şurada. Bu tabii bu fotoğraf tamamen demin bahsettiğim Fransız arkeolog Masson'un kitabında geçiyor. Yani Masson buraya vazoyu çizmiş, yazıyı da buraya böyle yazmış, sonra da işte anlatmış. Bunu gönderdiler ve ben bunun altına, bakın yazıyı şuraya aldım. Bunun altına bizim gösterdiğim Orhun ve Yeniseydeki damgaları koydum. Bakın tek nokta, iki nokta üst üste. Kelime ayrıcı. Yani şurası bir kelime veya ifade, burası İkinci ifade. Sonra bu Orhun Yeniseydeki damgaların ses değerleri var. Bu ses değerlerini ben şey yapmadım, yani ben bulmadım. Bunları Orhun yazılarını okuyan Danimarkalı Thompson'ın verdiği ses değerleri. Daha sonradan tabii bunların bir kısmı daha sonraki Türkolog hocalar tarafından biraz düzenlendi. Onları kullandım. Ses değerlerini yazdığım zaman bu N damgası A diye yazdım. Çünkü bu N damgası sesli ünlülerle yani kalın ünlülerle kullanılıyor. Ya A olacak, ya I olacak, ya U olacak, ya O olacak. Tabi A olarak ben kullandığım zaman bakın anda katung teki diye çıkıyor. Ve ben bunu anda katung teki diye okudum diyerek damgaları da bu şekilde göstererek anlamı da anda kadın, anda hatun, ziyaretçi misafir demek. Teki misafir demek. Anda katung da anda hatun demek. Anda da söz vermiş, sözlenilmiş, söz verilmiş demek anda. Söz vermek demek, anda. Şimdi ben bunu yazdım, gönderdim. Hocamız tabii bunu daha profesör olan hocalarımıza gönderiyor. Diyor ki, benim size gönderdiğim resimde Turgay Kür'ün böyle bir okuma yapmış. Ne dersiniz? Onlar da diyorlar ki ya bu doğru bir okuma değil. İşte şu 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 nedenlerle değil. Bir tanesi de teki. Burada bakın teki diye geçen kelime.
Mesela 4 tane maddede eleştiri geldi hocalardan. Bir tanesini söyleyeyim size, diğerleri o kadar önemli değil. Teki diye bir kelime Türkçe'de hiç olmamıştır, yoktur diye bana eleştirilerden biri buydu. Ve diğer 3 eleştiriyle birlikte Kıbrıs'taki o doçent hocamıza gönderiyor. O da bana gönderiyor. Turgay Bey, sen bunu böyle okuduğunu söylüyorsun ama hoca diyor ki işte şu nedenlerle okuman yanlış. Bir de diyor teki kelimesi Türkçe'de yokmuş diyor. Ben de onun üzerine teki kelimesinin Divan-ı Lügat-ı Türk'teki fotoğrafını çektim. Var. Ve o fotoğrafı gönderdim. Onun üzerine tabii bu fotoğraf gidince ve diğer eleştirilere cevap verdiğim için cevaplarım kabul görüyor. Ama deniyor ki ya bir yazıt okumakla olmaz. Birden fazla yazıt okuması lazım. Doğru. Bana bu yazıyı gönderdi hocamız. Turgay Bey dedi, bu yazıyı da okuyabilir misin? Ben de oturdum. Yine aynı metotla Orhun ve Yenisey'deki damgaları dizdim. Şurada kelime ayrıcı. Altına da ses değerlerini yerleştirdiğim zaman iki oklatı ödür çıkıyor. Yani iki üretim oklatı, oğlak kelimesi de oradan geliyor. Yani üretim demek, çoğaltma demek. Oğlatı. Oğlan kelimesi de oradan geliyor. Evlat. İki insanın birleşmesinden çoğalması anlamında. Oklatı da Divan-ı Lügat-ı Türk'te var. Oklatı diye. İki oklatı ödür. Ödür de var. Ödür üstün demek. O da Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Yani hepsi Türkçe'de var. Okudum bunu. Tabii önceki şeyi detaylı yazmamıştım ama bunu oturdum detaylı yazdım. İşte Divan-ı Lügat-ı Türk'te şu şekilde geçmektedir, işte şurada bu şekilde geçmektedir diye referanslarıyla yazıp gönderdim. İkinci yazıda gidince beni Kıbrıs'a davet ettiler. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği Osmanlı öncesi Kıbrıs'a Türk Varlığı Sempozyumunda konuşmacı olarak davet ettiler. Kabul edildi yani iki okumamda. Hocalar tarafından da kabul edildi. Ve ben bu iki okumayı ilk sempozyumda sundum. Sempozyum Bildiriler kitabında yayınlandı. Kitap bu. Daha sonra çalışmalara devam ettim. Mason'un kitabından tabii. Üçüncü yazısı olarak şöyle bir şey var. Bu aslında bir tas. Hamam tası, bildiğimiz hamam tası. Tasın etrafında işte şu çizgilerin devam ettiğini düşünün, böyle içinde o çizgilerin içinde de değişik hayvanlar işte ve bitki şeyleri var, süslemeleri var. Tasın üzerinde bir tek yerde yazı var. O da ördeğin altında. Ördek resminin altında iki satırlık bir yazı var. Bunu şeyleri de var. Mason'un kitabında müze kayıt numaraları da var. Hangi müzede olduğu da var. Hemen girdim müzenin sitesinden baktım. Bunu Yunanca şöyle okumuşlar. Daha doğrusu okumamışlar da anlamlandırmışlar. Efendim burada ben işte Dimitri'nin tasıyım yazıyor. Attım Dimitri'nin adını. Yani tası konuşturmuşlar. Yani burada yazan neymiş? Ben Dimitri'nin tası yazıyormuş Yunanca. Müze kaydında var bu. Yani düşünün, müzede bu şekilde geçiyor. Yunanca okuması bu şekilde diyor. Şimdi başka bir yerde yazı yok. Yazı direkt ördeğin altında. Bakın Orhun yazı alfabesindeki sembolleri dizip de altına ses değerlerini koyduğum zaman çıkan kelime ses değerleriyle ketişik bak ötti ödrek. Şimdi ödrek kelimesi ördeğin metastas hali deniyor. Yani
DLR yer değişiyor zamanda. Bazı kelimelerimizde bu oluyor. Buna dil biliminde metastaz deniyor. Bunun örneği de bir profesörün makalesinde var. Direkt ödrek ve ördek kelimesinin metastaz oldu. Ketişip bak, ket gitmek demek. Bugün git diyoruz. O dönemde ket deniyor. Şeyde de Divan-ı Türk'te de ket. Git demek. Ketişip gidiyor anlamına geliyor. Göç ediyor anlamına geliyor. Bak, ya ketişip bak, gidiyor bak. Ötti ötrek. Öt zaman demek, ötti zamanı, ördek mevsimi demek. Bu şekilde çıktı ve ben bunun Divan-ı Lugat'taki bütün referanslarını verdim. Yaptığım zaten, hani benim burada bir yaptığım yeni bir şey yok. Ben sadece sembollerin altına Danimarkalı Thompson'ın kullandığı Orhun ve Yenisey'deki damgaları koyuyorum. Ses değerlerini koyuyorum. Çıkan kelimeleri de Divan-ı Lugat-ı Türk'te bulup koyuyorum. Yani ben Lego'nun parçalarını birleştiriyorum. Yani Lego'yu ben imal etmiyorum. Parçalarını ben imal etmiyorum. Bu üçüncü yazıydı. Bu yazıyı da Fethin 450 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin düzenlediği Kıbrıs Uluslararası Sempozyumunda sundu. Ve Bildiriler kitabında yayınlandı. Hakemli bir şey. Sonra kitapta başka bir şey var. Yazı var. Bu bir madalyon gibi bir şey. Bir tür camdan yapılmış, camın üzerine işlenmiş. Bu çizim tamamen o Fransız arkeolog Masson'un objeye bakarak yaptığı çizim. Bunun müzedeki resimlerini de buldum. Yani objenin kendi fotoğraflarını da buldum. İnceledim. Şimdi bu şekilde çizmiş ve burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane damga var. Sağdan sola şuraya dizdim. Altına Göktürk sembollerini yerleştirdim. Onun altında ses değerlerini yerleştirince Uluk, Ogur. Uluk büyük demek. Ulu olarak kullanıyor. Sondaki K düşmüş ama Uluk olarak kullanımı kayıtlarda var geçmişte. Ogur'da birçok anlamı var. Uğur'dan başlıyor. Bugünkü uğur kelimesinin kökeninden başlıyor. Ödüle kadar gidiyor. Uluk Ogur büyük ödül anlamına geliyor. Şimdi resimde de örtüşüyor bu okuma. Gördüğünüz gibi bir kişi elinde bir ne bu? Arkadaşlar bilen var mı? Bu bu av köpeği, tasmalı, eğitilmiş bir köpek. Polo sopası. Uygurlar kullanıyorlar hala, oynuyorlar. Neyse. Ve bu köpeği eğitmiş, tasmalı eğit köpeğe tavşan hediye ediyor. Tavşanı hediye ediyor. Daha sonra ileride eğer vakit olursa bu resme geri döneceğim başka bir şey için. Yani bu ödül olarak eğittiği köpeğe tavşan veriyor. Ve diye yazmış yani büyük ödül diye. Uluk Ogur demiş. Bunu da gene Uluslararası Antik Çağ'dan Fethi Kıbrıs'a Türkler Sempozyumunda sundum. Bildiriler kitabında yayınlandı. Tabi bu sempozyumların hepsi hakemli. Yani bilimsel hakemli sempozyum. Sonra bir şey var bu şekilde. Kayıt var. Masson'un kitabında. Şurada bakın. Stockholm Antika Akdeniz Antikaları Müzesi'nde
I-268 numaralı kayıtlı olan eserde. Burada resmi yok. Onun da neden olduğunu göreceğiz. Ama üzerindeki yazı bu. Objenin üzerindeki yazı bu. Objede, obje çekiç, fragmentum marteo dediği çekiç objesinin bir çekicin üzerinde böyle bir yazı var diyor. Ve ben işte gittim. Tekrar bakın I-268 internetten Stockholm Antikler Müzesi'nde I-268'i buldum. Çekiş diyor, fragment diyor. Aynı şey. Şu. Üzerinde de bir yazı var ama parça kırık. Ötesi yok. Yani sap yeri burası. Şöyle bir şey. Buna çekiş diyorlar. Bu üzerindeki yazı da bu. Kitapta yazıyor. Resimde görünmüyor yazının tamamı. Sadece bir kısmı gözüküyor. Ama mason görmüş hepsini ki bu şekilde yazmış. Burada yazdığı şey bakın şu T K efendim tabii ince K bu. Yani kalın K değil. Bu ki K kö okunuyor. Şuradan. Tikit 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 keser. Tikit keser. Dikit keser. Bugün hala kullanıyoruz. Dik dikiti kesiyor. Yani bu hammer ya da çekiç değil. Çünkü o demirde daha çivi yok ki çekiç olsun. Bu keser. Ve devam edelim. Tikit keser. Bakın şurada keserler iki tip. Günümüzde de öyle. Bu bir ahşap marangoz keseri. Arka tarafı kısadır. Çekiç, çivi çakmak için kullanılır. Şurayı da çivi sökmek için kullanılır. Bu ise taşçı keseridir. Farklıdır taşçı keseri. Arka kısmı daha uzundur. Taşçılar kullanır. Taşı şekil vermek için, yontmak için, kesmek için kullanırlar. Taşçı keseri. Ve şu şey, bakın kırılmış günümüzdeki bir taşçı keserinde gördüğünüz gibi aynı, form aynı. Evet, form aynı. Şimdi bunu Yunanca okumuşlar. Ne yazıyormuş biliyor musunuz burada? Dimitri yazıyormuş. Ustanın adıymış. Bakın. Ustanın adıymış. Niye işte usta çekicinin üzerine çekişliyorlar ya onlar. Çekicinin üzerine ismini yazmış ki hani diğer ustalarla karışmasın diye. Yani o kadar çok usta var ki milattan önce 500'lerde tamam mı? Birbirleriyle karışmasın diye eşyaların üzerine isimlerini yazıyorlarmış. Burada da Dimitri yazıyormuş. Alakası yok. Burada aletin işlevi yazıyor. Dikit keser. Yani bu bir ahşap bir dikit de olabilir, taş bir sütun da olabilir. Onu kesiyor. Parçanın devamı var mı? Yok. Parçanın devamı müzede yok. Bir önceki madalyondaki sopanın başı olabilir mi? Hayır. Bola sopasının. Hayır, farklı yerlerde bulunmuş. Kıbrıs'ta farklı. Biri İdalon'da bulunmuş, öbürü işte hayır, Kiton'da bulunmuş. Olarak diyorum yani. Yok, yok, onunla alakası yok. Şimdi bunun şeyi muhtemelen müzede kaybolmuş veya müzede karıştırmışlar. Çünkü bakın, şuna bir anlam veremezler. Kayıp parça bu. Yani şu parçaya bir anlam veremiyorlar, veremezsiniz. Yani o da müzede bir yerdedir, kırılmış. Kırılan şeyi atamıyorlar. Bu da şey, tunç bir şey. Tunçtan yapılma. Yani demir değil. Hocam bir ilave yapabilir miyim? Kusura bakmayın. Bu keser bir tarafı düz olarak buradaki sizin çizdiğiniz gibi değil de şunun düz ya. Olarak devamı ağzı keskin olarak vardır. Yani.
Taşçı keseri. Olabilir. Evet. Yani çeşitli şeyler var ama bu da taşçı keseri diye geçiyor. Hocam, yani bende var bunun maalesef taşçı keseri köyde var. Şu mu? Yine bir taş ustasından kalmış. Evet. Birkaç yüz senelik bizde var. Evet, evet. Yani aynen böyle ucuda sivri bu tarafta. Evet. Kesici değil de daha böyle sivrimsi. Evet. Evet. İşlemek için. Evet. Çeşitli doğru şekillerde mevcut ama bu bir bunun üzerindeki yazan yazı Dimitrus'un adı değil. Bunun üzerinde yazan yazı dikit keser. İşlevini yazıyor ki çırağına deyince oradan bana dikit keseri ver deyince gidip yanlış şeye getirmesin. Neyse geçiyoruz. Bu okumayı da Abdullah Bey Sayın Başkanımızın bahsettiği işte Akdeniz Üniversitesi ile birlikte düzenlenen sempozyumda Akdeniz Üniversitesi'nde sundum. Evet. Gelelim son yazıya. Şu ana kadar 5 yazıyı anlattım. Bu 6. yazı. Bu yazıt 2 tane farklı objenin üzerinde var. Biri yüzük. Şurada çizmiş. Yüzüğün üzerinde bu yazı var. Aynı yazı burada çizememiş onu. Bir kutunun üstünde, ahşap bir kutunun üstünde yazılmış. Kutuda parfüm kutusu, parfüm veya kozmetik malzeme kutusu. Bir kadına ait kozmetik malzeme. Aynı yazı yazıyor. Yani hem şeyde, yüzükte hem de şeyde. Fakat kutuyu göremediğimiz için bulamadım kutuyu da. Nereden başlıyor yazı, nasıl başlıyor bilemiyorum. Yüzük üzerinde olduğu için de böyle dönmesi lazım. Şurada bir kelime ayıracı var. Şurada. Şu kelime ayıracı. Ama yazı aynı, damgalar aynı. Ben bunu şöyle dizdim. Ve altına gene aynı metotla Orhun yazıtların damgalarını dizdim. Altına ses değerlerini ekledim. O zaman çıkan cümle şöyle şuradan başlayıp dönüyor. Öt edip kutuk ket oguş. İki kelime var. Şurada ayrı. İki aslında ifade var. Öt edip kutuk mutlu olmak istediği zaman ket oguş. Ailene git. Oymağına git. Oguş aile de diyebilir, aileye de deniyor. Oymağı da deniyor. Yani akrabalarla birlikte. Yani mutlu olmak istediğin zaman ailene git yazıyor. Hem yüzüğün üzerinde hem kutunun üzerinde. Demek ki bir evlenmiş bir hanıma ailesi tarafından verilmiş. Hani mutsuz olduğun zaman mutlu olmak istiyorsan eve dön. Ailene dön. Gel, yani kapımız sana açık anlamında değil. Tabi bunları bu yazıda evet, şimdi 6 tane yazıtı okudum dedim ya bir tablo yaptım. Burada Orhun'daki şeyler, mesela şu damga Orhun'da yok ama Yeniseyde var. Ses değeri bu. Be, ba ve ab. Şunu. 3 numaralı yazıtta var. Yazıtları da numaraladım işte 1'den 6'ya kadar 6 yazı okudum. Yani 3. okuduğum yazıtta bu var. Şu bi ve bi ip. Yani ince bakın. Şu. Ondan sonra şu de di it. Bakın şu karşılaştırıyorum tek tek. 19 tane bunlar. Ve tamamı dediğim gibi işte hangi yazıtlarda okuduğum yazıtlarda altı yazıttan hangisinde var yazdım. Zaten 19'unun ses değerlerini çözmüş olduk. Toplam Kıbrıs'ta bu yazının 40 küsur damga var. Yani farklı. Yani düşünün yarısını ses değerlerini çözülmüş oldu. Okuduğum altı yazıtla ortaya çıkmış oldu.
ama daha ses değerlerini bilemediğimiz, onu da yazıt okuyarak çıkartacağımız 20 tane daha sembol var. Evet, bu 6 yazıtı da hani derli toplu olsun, bir arada olsun, araştırmacılar referans verirken işte değişik farklı eserlerle uğraşmasın diye gene bir iki tane doçent hocamızı, ki biri Türkolog hocamızdır, çıkardığı Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Araştırmaları isimli kitapta makaleler topladı ve benim bu 6 yazıtla ilgili makalem de bu kitapta yayınlandı ve şu an piyasada satışta. Evet. Evet. Şimdi benim yaptığım bütün her şey bu yazıtları, 6 tanesini okumak. Gördüğünüz gibi ama şöyle söyleyeyim, ben 1994 yılında İskandinavya'da 3 tane yazıtın Türkçe olarak okumasını yapmıştım. Onu da bir makale halinde yazmıştım. Sadece işte aynen bu metotla, bu sistemle. Ve bana şu eleştiri gelmişti, ya sadece yazıt okumakla olmaz. Efendim söyleyeyim, işte antropolojik, arkeolojik, kültürel, tarihi yönlerini de yazman lazım demişlerdi. Ben de oturdum, 2002'de hepsini içeren yeni bir makale yazdım. İskandinavya ile ilgili, Avrasya'da runik yazı diye. Hem arkeolojik, hem tarihi, hem de kültürel anlamda, hem mitoloji de var, mitoloji anlamında İskandinavlarla Türk bağını anlatan makaleyi yazmıştım. Şimdi biz bu ilk gittiğim iki yazıtı okuduğum Kıbrıs'taki sempozyum sonrasında sempozyuma bildiri sunan hocaları ve beni Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi geziye çıkardılar sempozyumdan sonra. İşte Kıbrıs'taki önemli tarihi yerleri gezdik. Biri kral mezarlarıydı. Şimdi kral mezarı diye yazıyorlar. Gittik oraya, işte baktık. Orada şu mezarın numarası 80. Yani şöyle küçük bir tabela var şurada, sarı. Diyor ki 80 nolu mezar. Demek ki 80 tane kurgan var orada. En az. Belki daha fazla. Ama buna 80 numarası verdilerse orada 80 tane kurgan, mezar var. Ve bu mezarlardan 4 tanesi bu Gazi Mogosa'da. Enkomi diye adlandırdıkları antik alanda, nekropol alanı diye geçiyor. Yani mezarlık alanı. 4 tanesini, şu mesela bir tanesi onlarda, 4 tanesini şey zamanında, İngiliz yönetimi zamanında 1927 ile 30 yılları arasında İsveç'te Amerika'dan gelen arkeologlar İngiliz hükümetinden izin alıp 4 tanesini açık kazı yapmışlar. Yani şunu, bunların da üzerinde şöyle toprak ve taş yığını var. Onu kaldırmışlar. Alttaki yapıyı ortaya çıkarmışlar. Ve mezar odasında birazdan resimlerini göstereceğim. Ve çıkan bütün malzemeyi İngiltere, Amerika ve İsveç paylaşmış. Fikir İsveçlilerden, çünkü İsveçliler runik yazı kullanıyor, aynı yazıyı kullanıyorlar. Bu Kıbrıs'ta da bu yazı var. Acaba bizim atalarımız Kıbrıs'ta var mıydı veya bizim atalarımız Kıbrıs'a mı gittiler diye işte şey yapıyor. Fakat paraları yok, parayı Amerika bastırıyor. Amerikalılar parayı finanse ediyor. 3 yıl süren bir
kazıyı finanse ediyor. İngilizler de buranın sahibi biziz, Kıbrıs'ın sahibi biziz, paylaşacağız diyor. Ve çıkan bütün eserler İsveç'te o Akdeniz Antikaları Müzesi'nde, British Museum'da İngiltere'de ve Amerika'da Metropolitan Müzesi'nde dağılıyor. Şimdi bunu İsveçliler açmış. Bakın şunu göstermemin nedeni şu. Dikkatli bakın. Şurası kazı yapıldığı için açılmış, üstü de yağmurlar etkilenmesin diye kapatılmış, yani korumaya alınmış. Aslında bu bir tepe böyle. Kurgan. Bakın bu da bir kurgan. Bu da Hazır kurgan. Yani Orta Asya'da. İskit kurgan. Türk kurgan. İstiyorsanız bir daha bir geri döneyim. Bu Kıbrıs kurganı, bu Orta Asya İskit kurganı. Devam edelim. Evet, bu Kıbrıs'taki kurganın, yani şu açıdan üstünü korumaya alınan, onu Türk hükümeti zamanında açılıyor. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kazıya başlıyor, açılıyor. Yani bunu, bu kurganı açamıyorlar, açmıyorlar İsveçli ve Amerikalılar. Bunu kesiti şu şekilde. Bunun kesiti şu şekilde. O kurganın yanında bir şey var. Kurganların bulunduğu alanda küçük tek odalı bir sergi yeri var. Orada bunun maketini yapmışlar. Şurada mezar odası var. İşte içinde insanlar var falan diye. Şimdi bu iki kurgan, iki farklı kurgan İsveçliler tarafından açılmış. Bu arkada görünen büyük kurgan da bizimkiler tarafından, Türklerin zamanında açılıyor ama kazıyı kim yapıyor bilmiyoruz. Ben bilmiyorum, öğrenemedim. Kazı raporları var mı onu da bilmiyorum. Görmedim. İçine giriyor, girilebiliyor mu? Hayır, dokunmuyorlar. Buraya giremiyoruz. Ama bunların içine girebiliyor çünkü bunlar boşaltılmış. Gördüğünüz gibi bakın bir yapı var taştan. Buna şey deniyor, kireç taşı. Kıbrıs'ta bol miktarda var. Ve inşaatlarda, filan kale surlarda kullanılıyor. Onlardan yapılmış bir yapı var. Burada da daha küçük bir yapı var. Çünkü bu daha nüfuzlu, daha güçlü birinin mezarı. Bu daha alt seviyede bir mezarı. Ve gördüğünüz gibi bir bahçe duvarı gibi duvarı var. Önde pinapenlerde ne var diye merak ediyorsanız, orada iki tane at gömülmüş. Yani kurban edilmiş ve atlar oraya gömülmüş. Aynen Orta Asya'daki İskit kurganlarında olduğu gibi. Bu atlar nasıl gelmiş, onun hikayesi de var, onu da anlatacağım. Gördüğünüz gibi geçelim burayı da. Şu kurganın içini göstereceğim şimdi. İçini fotoğraflarını çekeyim. Bu fotoğrafların tamamını ben kendim çektim. Şimdi o büyük şeyin içinde böyle bir oda var. Buraya eşyalar konuyor. Şurada bakın bir giriş yeri var. Gördüğünüz gibi. O giriş yerinin içinde de küçük bir oda var. Burada da cenaze veya cenazeni oluyor. Yani bu şekilde bir yapı. Bakın bu da Orta Asya'daki kurganlar, Türk kurganları. Taştan yapılanlar. Bakın şurada bir geçiş yeri var. Şurası cenaze yeri, şurası eşya koyma yeri. Bakın eşyaları buraya koymuş. İşte bu geçiş ya kare oluyor ya daire oluyor. İşte o bir şekilde bir şekil oluyor yani. Ama iki odalı geçişli şey. Orta Asya mezarı. Evet.
Yine bu işte o kurganların yanındaki küçük odada teşhir edilen dışarıdaki atlardan birinin kafatası ve koşumları, yani atlar koşumlu defnediliyor. Oraya koşumlu getiriliyor. Orada kurban ediliyor ve koşumlarıyla birlikte defnediliyor. Bunlar da atın üzerindeki süsler, yani at süsleri, atın koşumlarındaki ve diğer üzerindeki süsler. Bu da İskit kurganlarından çıkan işte süsler, koşumlar bir atın çizilmiş hali. Yani evet. Gene işte bu dediğim oda burası. Bu odada bir tane ahşap araba var, at arabası var. Ama bu savaş arabası, iki tekerlekli savaş arabası. Şurada sürücüyle savaşçı iki kişi biniyor. Bunlar işte şeyleri. Ama tabii bu mezardan çıkan değil. Bu mezardan çıkan çürümüş halde çıkıyor ahşap olduğu için. Onun birebir rekonstrüksiyon, yani yeniden yapılmış hali ama birebir aynı ölçekte yapılmış. İskit arabaları. Efendim? İskit arabaları. İki tekerlekli savaşçı arabası. Yani şunu anlıyoruz, ölen kişi iki atın çektiği savaş arabasıyla defin yerine geliyor, kurgana getiriliyor, cenazesi ve orada atlar kurban ediliyor, arabalar kurgana konuyor. Peki, savaş arabasıyla cenaze geleneği hangi milli? Türkiye'de ister emekli olsun, ister görev başında olsun, ister eceliyle ölsün, ister şehit olsun, bütün albay rütbesindeki kişiler, yani alay birlik komutanlığı yapmış kişiler top arabasıyla cenazesi defin yerine götürülür. Savaş arabasıyla. Atatürk'ün de cenazesi bir top arabasıyla defin yerlerine götürülmüştür. Yani bu savaş arabasıyla defin yerine götürme şeyi Türklerde var. Başka bir millette yok. Başka bir millete ya atları kesip koyuyoruz ya biz salak mıyız niye keselim atları. At çünkü kıymetli, değerli bir şey. Yani ama biz Türkler keseriz. Evet. Şimdi gelelim kurganların içinden çıkan şeylere. Kurganların içinden şeyler çıktı. Kül kapları. Yani cenazeyi yakıyorlar, kremasyon yapıyorlar ve kül kaplarına koyuyorlar. Kaplara koyuyorlar. Kapla kurgana koyuyorlar. Evet. Şimdi acaba kremasyon yani cenazeyi yakma geleneği Türklerde var mı diye söylerseniz işte size bir bilimsel bir çalışma Recep Yaşa isimli kişinin işte derginin tarih araştırma dergisinde eski Türk cenaze törenlerinde ölü yakma töreni ne zaman başlamış? Milattan önce 1200 yıllarından itibaren. Yani bizim bunlar bu kral kurganları milattan önce 1000'den başlıyor yani. İtibaren Türkler cesetleri yakmaya başladıkları görülmüştür. Bu alet sonraları Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Hazarlar, Peçenekler ve bazı Türk Türkler'de görmektedir. Ben Hindistan'a da bizim Sakalardan indiğini düşünüyorum yakmayı. Aynen, aynen efendim. Geçelim. İşte kül kapları. Bu kaplar şeyde bizim Büyük Kurgan'da çıkanlar. Ve şu anda Kıbrıs'ta Magosa yakınında, bu kurganların hemen yakınında 5-10 kilometre ötesinde Barnabas Kilisesi var. Şu hani Barnabas İncili diye meşhur ilden Barnabas Kilisesi var. Şimdi orası müze olmuş. Belli günlerde
izin veriliyor şeye, ayine. Ama müze haline getirilmiş ve onun müştemilatı, yani rahiplerin vesairelerin kaldıkları, yemek yedikleri yerlerde sergi alanları yapılmış. Bu kurgandan çıkan şeyler de, malzemeler de bir kısmı orada sergileniyor. Çoğu depoda. O depolara bizi sokmadılar. Üniversiteden gittiğimiz halde, üniversitedeki hocalar olduğu halde özel izin istendi, girelim diye, depoları inceleyelim diye, vermediler. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kül kapları bunlar. Nereden anlıyoruz kül kabı olduğunu? İçinde küller vardı onda. Ama sadece o değil, üstündeki semboller var. Şimdi bir kere kül kabı seramikten yapılmış. Dikkat ederseniz kabın ağız kısmı bir kuş, kuşu andırıyor. Gözleri var. Evet, turna kuşu. Üzerinde de bakın turna kuşunun resmi var kaplarda. Peki turna kuşu ne? Göçmen bir kuş. Türkler nasıl inanıyor? Göçmen kuşlar 6 ay bu dünyada, 6 ay yoklar. Neredeler? Uçmaktalar, öbür dünyada. Bizim atalarımızın gittiği yerdeler, cennetteler. Cennete uçmak deniyor eski Türkçe'de. Yani göçmen kuşların tamamı 6 ay bu dünyada, 6 ay öbür dünyada yaşıyor. Türkler böyle inanıyor o dönem. Ve bakın şu ok gibi olanlar ruhun yükselişini temsil ediyor. Burada gördüğünüz gibi işte Batıların svastika dediği, Adolf Hitler'in kullandığı oz damgası dediğimiz damga var. Buna yıldız çarkı da deniyor veya çarkı felek de deniyor. Hani duymuşsunuzdur değil mi çarkı felek? Hatta Cengiz Han'ın bir yürü aynı. Evet, aynı. Cengiz Han da kullanmıştı. Şöyle söyleyeyim, çarkı feleğin çarkından geçmiş diye de bir laf var değil mi Türkçe'de? İşte feleğin çarkı bu. Çarkı felek dediğimiz, feleğin çarkı dediğimiz bu. Bakalım nasıl geçiyor? Evet, gördüğünüz zaten kabın kendisi turna kuşu. Turna kuşu alacak ruhu uçmaya götürecek. Ama öyle hemen kolay kolay değil. Öyle ben öldüm, turna beni alsın, uçmaya götürsün, yok öyle şey. Bakın ruh yükseliyor. Feleğin çarkından geçebilirse, yani iyilikleri kötülüklerinden fazlaysa, feleğin çarkından geçmişse, o zaman turna kuşu alıyor gagasıyla uçmağa, cennete götürüyor. Bu tamamen Türk ikonolojisidir, Türk mitolojisidir, Türk inancıdır. Başka bir millette bu inanç yok, başka bir millet bunu bu şekilde anlatamaz, izah edemez, mantıklı bir şekilde ortaya koyamaz. Bir başka vazonda da böyle bir şey var. Evet, gördüğünüz gibi feleğin çarkından geçmiş lafı aslında iyilikleri kötülüklerinden fazla olan kişi ve cennetlik anlamına geliyor. Evet, devam edelim. İşte svastikayı çeşitli halılarda, kilimlerde ve şaman dolularında kullanıyoruz. Evet, şu Kıbrıs'ta, müzede, kayıtları bende mevcut, Kıbrıs'taki müzede erkek saçları örülü, şapkası, Kıbrıs'tan çıkan şeyde, Fransa'da bir müzede. Bu da kurganlardan çıkan, Orta Asya'da, Hazır Kurganı'ndan çıkan bir ceset ve kıyafeti, rekonstrüksiyon, yani çizimi, ya da şekillendirilmiş hali.
Bakın, saçlar örgülüyor. Küllahan tipi filan. Üstteki şey bile hemen hemen neredeyse aynı. Evet. Bu da Kıbrıs'tan. Yine bir erkek görüyorsunuz. Saçları örgülü, başlığı var falan filan. Bu da Kumav Türklerine ait mezar taşları ve taş babalar. Evet, saçları örgülü, başlıklı. Devam edelim. Bu iki figür de Kıbrıs'ta. İkisi de Kıbrıs'tan. Başlıklara dikkat edin. Zaten birazdan göstereceğim. Bakın işte müze, Louvre Müzesi Paris'ten. İşte bu British Museum'dan. Gördüğünüz gibi Kıbrıs'ta. Kipriot dediği işte Kıbrıs. Kıbrıs diyor burada da. Evet. Bu başlıklarını sadece alacağım. Kafalarını bir tarafa aldım. Burada işte. Bu iki başlık. Bu da bizim Bilge Kağan. Ya Bilge Kağan'ın babası mı? Bilge Kağan'ın babası. Evet. Gördüğünüz gibi başlıklar hemen hemen aynı. Evet. Gelelim yeni adet genetikten bahsetmeden olmuyor. Soruyorlar ya bunların genetikleri hiç incelendi mi? Ha. Evet, İngilizcesi hiç yorumlayın, ben bunun aynen Türkçesini de koydum. Buyurun. Antik DNA, erken demir çağı Filistin'in genetik kökeninde ışık tutuyor. Bir sürü insan var burada, o araştırmayı yazan, makale yazan. Bilimsel bir yayın, efendime söyleyeyim, 2019'da yapılmış. Özet olarak, Ashkelon denen yerde, bugün İsrail'de biliyorsun savaş var. Bu Ashkelon bir Fenike kuruluşu, demir çağındaki, demir çağında Ashkelon'u Fenikeliler kurmuş. Birçok şehir gibi. Orada çıkan bir mezarda 5 tane ceset buluyorlar, demir çağına tarihlenen. Onlardan DNA elde ediyorlar, bunu antik DNA diyorlar, inceliyorlar ve rapor ediyorlar. Şimdi bu kişilerin, yani bu çalışmaya dayanarak Ashkelon'da bulunan bu antik DNA'ya dayanarak, genetik çalışmaya dayanarak Indo-European.eu diye bir site Kıbrıs başlığı altında diyor ki deniz insanları Ege'den Filistin'e geldiler. R1B M269. Bakın bu özellikle aklınızda tutun. R1B M269 za sahiptiler Kıbrıs'la. Yani Kıbrıs'taki genetik yapı R1B M269'dur diyor. Kim diyor? Indo-European.eu diyor. Yani ben demiyorum ya, Türk demiyorum. Kendileri diyor. Tabii bunu kendilerine mal ediyorlar, o ayrı da. İskitleri çünkü şey sanıyorlar. Kendi ataları sanıyorlar. Veya ataları olduğunu iddia ediyorlar. O araştırmaya dayanarak diyor. Şimdi bakıyoruz. R1B M269. Aplo grubunu anlatıyor. R1B haplogrubu Türk haplogrubunda görünen YDNA haplogruplarından biridir. Baba haplogruplarından, yani baba tarafından gelen. Kolları, değişik kolları vardır. İşte 22.200 yıl önce R1B R'den ayrılmıştır falan filan. Devam ediyor. Türklerde R1B'nin kolları diyor. Bakın M269 da Türklerde var. Nerelerde var? İşte Başkurtlarda, Tatarlarda,
Kazaklarda, Kıpçaklarda ve Tatar boylarında görülüyor. Diğer aplo grup, yani diğer şeylerle birlikte, Redir Bey'in kollarıyla birlikte M269'da Türklerde var. Evet. Sunumum bu kadar. Şu biraz dursun. Sorusu olan varsa cevaplayacağım. Sorularınızı sorduktan sonra ben size ekstra birkaç bilgi vereceğim. Eğer soruyu sormadıysanız bana, ben kendime soracağım. Onu da anlatacağım. Evet, sorulara geçmeden önce hocam teşekkür bölgemizi verelim. Şöyle buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.